15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerden biri olan Süleyman Özkaynakçı iltica hakkının Yunan mahkemesi tarafından geçici olarak askıya alınmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Sabah saatlerinde iltica ofisine giden Özkaynakçı bu sırada Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Yunan Bağımsız İltica Komisyonu ise düzenlediği basın toplantısında gözaltı kararını kınadı. İltica Konseyi'nden avukat Vasilis Papadopoulos Yunanca konuştu. O özgür birisiydi ve iltica ofisine özgürce geldi. Direktörün ofisinin dışındayken polis memurlarınca tutuklandı. Oysa biz polislerin onu koruma amacıyla orada olduğunu düşünüyorduk. Sonra bir anda tutuklanarak gözaltına alındı. Bu kanuna aykırı. Bunu söylüyoruz. Bu durum kanuna aykırı. Şaşırdık ve şoke olduk. Özkaynakçı idari gözaltı kararıyla diğer askerlerin de tutulduğu Atina'daki Olimpiyat Köyü'nde bulunan karakolun nezarethanesine götürüldü. Yunan avukatlar iltica hakkı kabul edilen birinin daha önce böylesi bir uygulamayla karşılaşmadığını dile getiriyor. Avukatlar ayrıca şahsın derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. Euronews muhabirine kulak veriyoruz. Ankara 8 askerin derhal iadesini isterken Atina yargı kararlarına saygı duyulacağını ifade ediyor. Savunma avukatları ise tutuklamanın hükümetin emri ve onayıyla olduğunu dile getiriyor. Από την Αθήνα και το Euronews, Απόστολος Στάικος.